Eskişehir Mahkemesi'nin ilk günüydü. Isparta ve civarından toplanan 120 nur talebesi mahkeme salonunu doldurmuştu. Dinleyici sandalyelerine de onlar oturmuşlardı. Hepsi sanıktı. Bediüzzaman ise en öne, tek başına oturtulmuştu. Savcı iddianamesini okuyordu. Tam 300 sayfa. Başta Üstad Bediüzzaman olmak üzere bazı nur talebelerinin idamını, diğerlerinin ise ağır hapsini istiyordu. Savcının bu talebi üzerine nur talebelerini bir korku ve telaş sardı. Hele de üstadın idam edileceğini düşünmek onları perişan etmişti. Bu sırada tüm bakışlar Bediüzzaman'ı takip ediyordu. Bediüzzaman dağılan tesbih tanelerini yerden toplamış, ayak ayak üstüne atarak cübbesinin eteğinde tesbih tanelerini diziyordu. Gayet sakin ve rahattı. Savcının ne okuduğuna bakmıyor, iddianameyi de dinlemiyordu. Onun bu tavrı bütün nur talebelerini rahatlatmış ve cesaretlendirmişti. Bediüzzaman her zaman söylediği ve yaşayışıyla da gösterdiği Allah'a güveni ve teslimiyeti en zor şartlarda ve en ümitsiz durumlarda bile ifade ediyordu. Korkmayın, üzülmeyin, inançsızlığa boyun eğmeyin. Allah inananlarla beraberdir.